Herkese merhaba. Bugün sizlerle Afyon'dayız. Afyon'da lokum kadar sevilen kabak tatlısı yapan kabakçı Halil Usta'nın yanına geldik. Burada sadece kabak tatlısı yok. Aynı zamanda ekmek kadayıfı, vişneli ekmek kadayıfı da var. Eğer kabakçı Halil Usta'yı ve lezzetlerini merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber çok lezzetli tatlılar yiyelim. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Halil Usta. Bülent kardeşim, tam işin üstüne geldim. Evet. Şu anda Hatay usulü halk dilinde Hatay kabağı ak kabaktır. Çıtır kabak yapmak üzere kesim yapıyorum. Evet. Bu kabak bizim normal bal kabağımız değil. Hatay usulü pişen, kireç suyuna yatırılan pişmeden önce ak kabaktır ve Hatay'da, Hatay yöresinde yetişen bir kabaktır. Çıtır kabak. Çıtır kabak ak kabaktan olur. Evet. Zaten her kabağın kendi özelliği var. Şöyle baktığımızda da ak. Tabi zaten renginden de bellidir bu. Diğer Adapazarı cinsi olup Afyon'da yetişen bir de kestane kabağımız vardır. O da lokum kabakta kullanılır. Halil Usta'nın meşhur lokum kabağında. Kaç yıldır kabakçılık yapıyorsun? Ben bu işi 17 yıldır yapıyorum ama çarşıda burada 5 yıldır yapıyorum ben bu işi. Daha önce yapıp esnaf arkadaşlarıma toptan dağıtırdım. İyi bir ustanın yanında yetiştim. Allah ondan razı olsun. Bize bu mesleği öğretti. Şimdi de çarşıda, merkezde sadece tüketici müşterilerimize hizmet etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor burada. Burada değişik bir şey olmuş. Yani çekirdekler artık neredeyse az. Bunun çekirdeği diğeri kadar çok çıkmaz. Bir de artık stoklarda olduğu için kabaklarımız yeniden içinde filizlenmeye başladı güneş gördüğü için kapıda. Depoda olanlar güneş görmez. Bunlar daha çok faydalıdır. Hiçbir zararı olmayan bir şeydir. Bizim kabak tatlısı diyelim daha doğrusu. Çıtır kabak. Bizde bugün bu kadar kabak olacak diye bir şey olmaz. Müşterimizin ve satışlarımızın durumuna bağlı. Pandemiden dolayı da müşterilerimize daha çok kargo hizmeti vererek onlara ulaştık. Yasaklar da kalktı. Allah'a çok şükür. Müşterilerimiz artık gelmeye başladı. Bizi de özlediler. Biz de onları özledik. Evet. Kabak dışı elinizi alıp ısırdığınız zaman cam ısırıyor gibi çıt edip içindeki o şeker ve kendi yumuşaklığı damağınıza bir tabir gerekirse fık diye gelecek. Değil mi? Hani evet, lokum kabakta üstünde çıtırlık yoktur ama bunda üst çıtırlığı vardır. O da ayrı bir zevktir. Bunu biz daha çok zevki kahve yanlarında, çerez yanlarında tatlı olarak değil, spesiyel olarak müşterilerimize sunuyorum. Ya Allah, bismillah. İşte demek ki doğradığımız Hatay usulü çıtır kabağımızın pişmiş hali. Tabii çekimlerin çok uzun süre bekleyemeyeceğimiz için ben o şekilde hazırladım bunu. Bu da pişmiş halidir. Artık tezgaha müşterilerimize çıkmaya hak kazanan bir tencere. Herkese afiyet olsun. Mister gibi sudan ve şekerden başka hiçbir şey yoktur. Şimdi Halil Usta, sen burada nasıl yaptın bunu? Direkt kaynatmadın sanırım. Asla, hayır. Demin doğradığımız kabakları dilim dilim yapıp tek tek temizleyip yıkadıktan sonra
bir gün önce söndürülmüş kireci. Üst katmanla altına çökenin arasında su vardır. Sönmüş kirecin suyu. Onu biz bulandırmadan alırız. Bunları yatırmak için içine. Derler ki kirece yatan. Hayır, kireci görmez kabak. Asla ve asla. Bunu Türkiye'deki bu işi yapan bütün ustalar bilir. Bunu evlerinde yapan özellikle Antakya, Adana, Mersin yöresindeki bayanlar da çok iyi bilir. Kirecin suyuna yatırılır bu. En az bir gün durduktan sonra ikinci gün alıp su ve şekerini verdikten sonra çok kısık ateşte çok uzun süre pişmek şartıyla bu şeffaflığı ve çıtırlığı yakalar. Büyük beden erdem ver. Ali Usta, bu nasıl bir kabak? Bu kestane cinsi. Anavatanı Adapazarı olup artık iftarla söylüyorum ki afyonumuzda yetişip bütün Türkiye'ye satan patatesçi üreticilerimize tohumunu her yıl veririm. Kendim burada ektiririm bunları. Bunun tohumunu da kendi müşterilerime kesinlikle kimseyi boş çevirmeden dağıtır veririm. Türkiye'nin her yerinde de bu tohumdan vardır. Bu kestane cinsi bal kabağıdır. Bu ilk pişirimden sonra fırına girmek üzere hazırladığımız bir andır şu anki. İki pişirimdir. Yani kendi usulüm öyledir benim. İki pişirimde şekerli bir suyla mı karıştırıyorsun? Nasıl bir... Tamamen şeker. Asla su katılmaz buna. Benim kendi pişirme yöntemim böyledir. Evet. Ustamdan öğrendiğim şekil de budur. Asla su katmam. Susuz. Haşlama değil. Yani o şekilde söyleyeyim size. Bunu tencereden bulurken dahi yanındaki kesilmiş eşini bulmak mecburiyetinde hissederim her seferinde. Tepsideki duruşu dahi çok önemli benim için. Bu şimdi şerbeti verilecek, aynı şerbeti tenceredeki fırına girecek. Şimdi de kendi şerbetini aslında tencerenin içindekini bitirip ondan sonra şerbet alırım ama sizin çekimleriniz için bir tepsilik yapıyoruz. Olay tamamen budur. Lütfen şerbetin rengine çok dikkatinizi çekerim. Altın sarısı. Altın sarısı. Kabakçı Ali Usta'nın kendi yöntemiyle pişirdiği kabak, fırında kabak budur. Afyonumuzun 3000 yıldan fazla tarihi olan Afyon'a has ekmek kadayıfı tatlısı. 3 kilo şeker, 3 kilo su, şerbete yarım limon katılarak kıvamı gelene kadar şerbet hazırlanır başka bir kapta. Önce bu hamur ıslatılır, süzülmeye bırakılır suyu. En az yarım saat ve 40 dakika olursa ne kadar güzel süzülürse o kadar güzel kabarır şerbetini vermeden önce. Ondan sonra şerbeti verilir, kıvama geldikten sonra asla ve asla evlerde limonunu unutmuyoruz. 3 kilo şeker, 3 kilo su, yarım limon ama dürbentle sıkıyoruz, çekirdeğini kesinlikle kaçırmıyoruz şerbetin içerisine. Renk kaplaması olur, renk değişimi olur limon çekirdeğinden ve ağzını kapatıyoruz. Bu çintikleri ortaya muhakkak şerbetini dökmeden önce atıyoruz.
Çintikleri atmamızın sebebi ve buraları bıçakla delmemizin sebebi dibinin tutmaması ve içine şerbetini çok iyi almasıdır pişmesi sırasında. Tepsi bu derinlikte olacak. Şerbet kıvama geldi, döktük üstüne, ağzını kesinlikle tepsinin ağzını pişme aşamasında bu şekilde kapatacağız. Her 15 dakikada bir kere bu tepsiyi açıp şerbetle, şerbetini kepçeyle üstüne vereceğiz, gene kapatacağız. Kısık ateşte olacak, altı tutmayacak. Hızlı ateşte çabuk altı tutar, kadayıf almazsınız ocağın elinden. Bu pişti, hazırlandı. Bunu da asıl yüzünü görmek için, ekmek kadayıfı iki yüzlüdür. Bunu kimse unutmasın. Bunun asıl yüzü şimdi ortaya çıkacak. Şimdi bizde tepsiler uyumlu olması lazım. Bu tepsi çevirme tepsisi diye geçer. Pişirme tepsisiyle çevirme tepsisi şerbeti kaçırmamak için birbirine sıfıra sıfır uyumlu olması lazım. Ve işte olay budur. Asıl yüzümüz budur efendim. Herkese afiyet olsun. Vişneli ekmek kadayıfımız. Vişneleri deneleriyle birlikte zamanında konsantresini, şurubunu yaparız. Ama ekmek kadayıfını pişirirken aynı sadeyi yaptığımız şekilde şerbetini vişne suyuyla yaparım, hazırlarım. Piştikten sonra şerbetini bu şekilde vereceğiz. Soğumaya bırakacağız. Ekmek kadayıfı kesinlikle sıcak çevrilmez. Vişnelisi olsun, sadesi olsun. Muhakkak en az bir 4-5 saat soğuması gerekir. Ondan sonra tepsiye çevirip meyvasını üstüne zikredeceğiz. Olay budur. Bu da vişnelimiz. Halil Usta'nın vişnelisi. Türkiye aşık, bunu da söyleyeyim. Kabakçı Halil Usta bize çok lezzetli tatlılar yaptı. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Tadıyoruz. Ama ne farkıyla? Kabakçı Halil Usta farkıyla. Afyon'umuza hoş geldiniz. Kabakçı Halil Usta Afyon'da küçük bir nefer. Önemli değil. Sizlere hizmet etmek için. Bizim sesimizi sizler duyurduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum geldiğinize. Yaklaşık 3000 yıllık demiştim. 3000 yıllıktan fazla tarihi var ekmek kadayıfının Afyon'da. Kaymağımızın ve bu çarşının. Şimdi ekmek kadayıfındaki püf noktalara bahsettin. Ama şöyle bir şey var, tarihinde ne var? Yani insanlar bayat ekmeği tatlı haline getirmiş. Ya biz öyle bir Anadolu insanıyız ki bizim annelerimiz bunları telef etmemek için bayat ekmekle başlamış belki de. Çok net bilmiyorum, çok özür dilerim. Haddimi de aşmak istemem ama büyük ihtimalle öyle. Bu ekmekleri tirit, şerbet de yoktu, belki şeker de yoktu. Üzüm kaynatıp üstüne döküp tirit olarak da yemişler zamanında. Olabilir. Ama ekmek kadayıfı Afyon'a has bir tatlıdır. Afyon kaymakla ve ekmek kadayıfıyla anılan bir şehirdir. İlk önce aklıma gelen. Bunun çakması nedir biliyor musunuz? Ne? Annelerimizin yaptığı etimek tatlısı. Çünkü üzerine kaymak yerine bir muhallebi dökerler. Ya, annelerimiz o kadar üretken, o kadar akıllı, o kadar iyi insanlar ki. Bunu özellikle kışın kaymakla, hakiki manda kaymağıdır. Evet. Ev yapımı doğaldır. Ve üstüne Maraş'tan özel getirttiğim çok özel bir firmanın dondurmasıdır. Evet. Yazın bu şekilde servis yapıyorum. Kendi müşterilerime de, çevreme de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Buyur bakalım bir nasıl olmuş. Bakalım. Şöyle çevireyim size ben. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Evet. Dondurmayı da hemen. Ben övmek gibi olmasın, her gün yiyorum. Her gün yiyorum. Her gün yiyorsun. Tepsilerini bile sıyırırım everallah. En çok hangisini seviyorsun? Şimdi ben asla, bunlar benim evladım. Burada kendi yapmadığım hiçbir şey yok. Hiçbirine, hepsine ayrı bir zevkle yerim, tadarım. Ya bir şey diyeceğim. Çok samimi söylüyorum ya. Valla kabaklar. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ama kabak en büyük evladım tabii. Yani şimdi büyük evlat hatırı biraz başka olur. Şöyle bir tadalım. Bakın, beraber. Bu vişneli. Bunun arasına kaymağı niye koymadın diye dikkatini çekti. Tebrik evet. ediyorum seni. Vişnenin arasına kaymağı koymam. Vişnenin üstüne dondurmasını da kaymağını da üstüne koyarım. Niye? Vişnenin arasındaki aroma ve rengi içine işlediği kesinlikle görünecek. Bu katmanları açtığınız zaman bu üstteki renkle bu alttaki içindeki rengi aynı olacak.
Bu da doğal vişne suyuyla konsantresini hazırlayıp şerbetini kaynattığınız için bunu içine aldırmak da ustalık isteyen bir şeydir. Lütfen tadına bak, kaymaklıdan da dondurmadan da. Ben dondurmalı yiyeceğim. Ve çok samimi söylüyorum, vişnelime Türkiye aşık. Herkesten Allah razı olsun. Kabaktan çok, kabak kadar vişnelimi de artık insanlar tercih etmeye başladılar. Arkadaşlar şimdi az evvel sade etsinden de tattım. Şimdi vişnelisinden de tattım. Hani bana hangisini derseniz, ben ikisini dediği gibi hepsini tercih ederim ama bir tanesi tık derseniz vişneli. Özellikle bu sizi çeken kırmızıya koşun derim arkadaşlar. 16'yı bitirmek üzere. 16 yıldır kabak tasıyorum. 5 yıldır satıyorum. Bu çarşıdayım. Sadece müşterilerime hizmet ediyorum. Ama ben 16 yıldır da bu işi yapıp toptan dağıtıyordum. Olabilir. Yani ama 5 yıldır buradayım. 16 yıldır da bu işi yapıyorum. Ya şimdi senin ses tonun bana ünlü birisini hatırlatıyor. Yani o da bir şifa dağıtıcısıydı. Yani Ahmet Bananki'ye çok benziyor. Sanki ben, Ahmet Bananki ile röportaj yapıyorum. Çok duyuyorum. Müşterilerim de yazıyor. Videolarımı seyreden müşterilerim de yazıyor. Teşekkür ederim. O da şifa dağıtan bir insan. Ben de lezzet dağıtan bir insanım. Aynen. İkimiz de aynı görevi yapıyoruz. İnsan mutlu ediyoruz. Sonuçta güzel. Yani bu çok sevinirim yani böyle birine benzetilmek de benim hoşuma gider. Değil mi? Şimdi hangisiyle başlıyoruz? Ben özellikle kabak tatlısı deyip geçmemek lazım. Senin burada bunu öğrendim. Tamamen bir farklı şifa bir... kaynağı. Şifayı geçtim. Başka bir alem. Afyon'da kabak çalıyı yok. Bir tane. Bir tane. Bir. Afyon'da çok kabak tatlısı yapan arkadaşım var. Saygı duyarım. Hepsini de hürmet ederim. Yani kimseyi de karşımda rakiptir falandır görmem. Allah herkesin işini rast getirsin. Ama herkes sakız çiğner de kabak çalıyı farklı çiğner biraz. İşte bu ön plana çıkıyor. Burada da İftiharla sunuyorum. Bu lokum olan kabak tatlım. Kestane cinsi kabak. Tohumu bende. Her yıl çiftçi arkadaşlarıma, özellikle patatesçi arkadaşlarıma bunun tohumunu saklarım. Bir tanesini heder etmeden, atmadan hem herkese dağıtırım, hem çiftçilere verir, ektiririm. Girerim tarlaya. Kendi alacağımı stoğum ihtiyacım kadar alırım. Ondan sonra çıkarım. O tarlada kalanı da arkadaşlar satar. Zaten Türkiye gelip Afyon'dan bu kabağı götürüyor. Afyon'da çok büyük bir sektör oluştu artık bu kabak ekimi. Özellikle patatesçi arkadaşlar. Ama her kabak tatlı olmaz. Her kabak tatlı olmaz. Bu tohum çok önemli. Bu cins, kestane cinsi bu çok önemli. Dilimiyle, içinin lifsiz oluşu, içinin etli oluşu, içindeki şeker ve ne o patatesteki olan şey, nişastasının bol oluşu, tatlının rengini, tadını, lezzetini çok farklı hale getiriyor. Tabi pişirmesini bilene. Tabak soğuk. Burada herhalde sunum çok da... Kabak soğuk. Tabak da soğuk. Tabak da soğuk. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için tabaklar da dolapta durması lazım. Müşteriye yerken baymaması lazım. Evdeki bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Ya üstüne dondurma koyup kaymakla birlikte tatlıları yazın, sunum yapsınlar. Ya da tabaklarını dip frize, buzdolabına atsınlar, tabakları soğuk olsun. Bu çok önemli bir noktadır. Arkadaşlar, şimdi tadı nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani böyle dedikleri gibi, lokum gibi böyle adeta ağızda yayılıyor. Mükemmel yani. Damağında kendi de dağılacak, seni de dağıtacak kardeşim. Dağıttı beni. Dağıtacak. Ve ben bunu yapan Afyon'da tekim biliyor musun? Çıtır kabağı. Ben tadarken bir şey oldu. Hani çiğ olarak yedim ya. Evet. Bana adeta bir tatsız kavun hatırlattı. Kavun sülalesi biraz daha. Bu pişince işte tadılıyor. Rabbim işte bunun içine biraz daha şerbet verseydi kavun diye yerdik zaten. Değil mi? Tabii canım çok farklı. Ben şimdi sana bunun yeme şeklini affına sığınarak biliyorsundur muhakkak ama göstereceğim. Ben burada müşterime bunu verince serviste çatal kaşık vermem. Asla. Kebapçı olmuş. Asla vermem. Kebapçı Halil Usta. Yok kardeşim ben kebapçı Halil Usta'yım. Kebapçı Halil Usta işine baksın boşver. Bunu böyle alacaksın. Bu evet. Çifte kavrulmuş kara fırında yapılan tahinle birlikte böyle bir hemen. Vallahi ben de heveslendim ben yiyeceğim zannettim ya. Yok abi niye vereyim kendi nasibimi sana? Kendi kabağını kendin ye. Vallahi ben de kocamanını alacağım. Al.
Afiyetler olsun. Şimdi arkadaşlar ben bu çıtır kabağı neden seviyorum biliyor musunuz? Böyle baktığınızda cam gibi. Evet. Değil mi? Evet. Cam gibi. Onu o şekilde getirmek de işte maharet istiyor. Şimdi bunun kabağın piştiği su doğal bir su. Doğal su. Şimdi şöyle bir şey. Halil Usta büyük ihtimalle bunu kavanozlarda doğal suyuyla, şerbetiyle birlikte gönderiyor. Doğru mudur? Kavanoz değil. Özel ambalajlarım var. Şerbetini az korum. Taktıktan sonra korum. Yani şerbetiyle hiçbir muamelemi tatmam ben. Evet. Şimdi kavanozdaki suyu sakın atmayın. Tayinle birlikte... Kahvaltılık içine not yazarım müşterime. Tayinle birlikte karıştırdığınızda çok güzel bir kahvaltı. Aynen öyle. Aynen öyle. Sizi baymayan bir lezzet. Evet, çok gençsel derler yani. Yemesi çok güzel. Çok zevkli bir tatlıdır. Tatlı değildir, garnitürdür. Yani tatlının yan versiyonudur. Baymaz. Sıcakta, kışın, her yerde, her ortamda yiyebileceğiniz bir tatlı türüdür. Şöyle bir şey, Afyon çok güzel tatlı yiyor yani. Evet. Afyon çok tatlı yiyor. Ben tatlı kültürümüz yok derken, yanlış anlaşılmasın. Çıtır tatlı kültürümüz yok. Daha yeni yeni oturuyor Afyon'da. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bu garnitür. Meyve yanında yenir, dondurmayla yenir. Herkes evinde ne varsa onunla servis eder. Hiçbir şey yok. Çayın yanına koy. Isıra ısıra çıtır çıtır çayla beraber, şekersiz çayla ye. Bunu tatmadan önce. Buranın adresi nasıl? Yani Afyon'a gelen... Buranın adresi. Meydandan sana bağırsalar... Ya meydandan o... Uzun çarşıya girmeden önce kafasını sağa çağırsa Halil Usta tabelasını görür. Bağırsa ben duyarım dükkanın içinden, göbekten. Anlatabiliyor muyum? Uzun çarşıya giren adam ilk ikinci sağdan dönüp tekrar dönerse benim dükkanın önüne gelir. Zaten Afyon'da kabakçı Halil Usta bir tane. Allah bir tane. Yani büyükselmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Rahat bulabilmeleri için. Tabii rahat bu, adres tersine. Ve kapısının önünde. İçeride pişirdiği tatlıların kabakları 365 gün durur, gece gündüz. Bir dükkanın önünde kabak tatlısı varsa, için kabaklar varsa, orası kabakçı Halil Usta'nın dükkanıdır. Evet. Peki, kime sorarsa sorsunlar, gösterirler. Peki bunları kargoyla da gönderebiliyorsun. Sadece Türkiye geneline. Instagram'dan da seni bulduklarını. Türkiye geneline. Türkiye geneline pandemi döneminde Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel kargolar gönderdim. Edirne'den Sarıkamış'a kadar. Hiç Allah'ın izniyle durmadık. Dükkandan fazla iş yaptık. Bütün müşterilerime teşekkür ediyorum. Ve bir şey söylemek istiyorum. Evet. Son defa. Size emekleriniz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum Bülent Bey. Sizler olmasanız bizim sesimiz bu kadar çabuk duyulmaz. Estağfurullah. Samimi söylüyorum. Biz sizi yansıtıyoruz. Şey yapmıyorsun. Ben üretmesem sen kimi çekeceksin? Bir. Ama sen olmasan ben bu kadar sesimi kime, kaç kişiye günde duyurabilirim? Teşekkür ederim. Artık teknoloji devri. Ve bu yaştan sonra ben telefon kullanmayı öğrendim. Yani bunu da belirteyim size. Vallahi bu yaştan sonra Instagram'da, Face'de, abi WhatsApp'ta, efendime söyleyeyim her yerde, YouTube'da. Allah hepimizden razı olsun. Arkadaşlar bir de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Halil Usta'nın bu... hani TikTokçuların kullandıkları ışıklar var ya, onlardan bile var. Hani çekimlerde bunlardan çok bende malzeme var. Onu da bilmenizi isterim yani. Hani bir izin verirse onu da bir görüntüye alacağım. Tabii tabii. Bir daha şunu söyleyeceğim. Ben Afyon Karahisar'da bu mahallenin çocuğum. Benim babam terziydi. Ben bu mahallede büyüdüm. Afyon'daki esnaf gerçekten has esnaftır. Has Afyon'un evladıdır. Afyon'dan alınan hiçbir şey kötü değildir. Afyon'da hiçbir esnaf kimseyi kandıralım, 3 kuruş fazla parasını alalım, nasıl olsa gelip geçici, yabancı asla ve kata demez. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Ve biz gastronomi şehri olduk. Evet. Belediyemiz o kadar çok çalışıyor, çabalıyor ki. Ben çok teşekkür ediyorum Mehmet Zeybe'ye ve ekibine. Evet. Artık Afyon'umuz gastronomi şehri oldu. O kadar çok güzel doğal güzelliklerimiz var. Gıdada şüpheniz olmasın. Hangi dükkana girerseniz girin kötü bir şey bulamazsınız. Fahiş fiyatı bulamazsınız. Eğer kabakçı Halil Usta'nın lezzetli kabaklarını, tatlılarını beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı. Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Afyon'dan selamlar. Yiyelim. Hadi buyur kardeşim, seni bekliyor. Kaşık vereyim ben sana. Değil mi? Kaşık da yani. Abi onu bırak. Elle ya.
Şunlardan. Hadi önce, Ahmet gel. İlk önce bundan. Ha, ondan bir tane. Ahmet gel geç.